TR724 YouTube sayfasında Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman'ın MHP başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Türkiye'de ideolojisi ve hedefleri salt nasyonalizm üzerine inşa edilmiş bir parti var. İlk adı kulağa zararsız geliyordu. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi. Fakat uzun zaman geçmeden partiyi kontrol altına alan 1960 askeri darbesinin önderlerinden Albay Alparslan Türkeş, partinin adını ve formatını istediği biçime soktu. Artık partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi olmuştu. Bilmiyorum bu partiye oy verenler hiç düşündü mü? Oy verdikleri partinin herhangi bir teknik politika değişim talebi yok. Kendisini karşı olduğu şeylere göre tanımlayan bir yapısı söz konusu. Daha doğuşunda milliyetçilik doktrinini, yani hareketin ortaya çıkma gerekçesini bile Atatürk milliyetçiliğine tepki olarak ortaya koydu. Kemalizmin daha çok askeri zafiyet ve ekonomik acizlik gibi reel politik gerekçeler nedeniyle benimsemiş olduğu Türkiye'ci yaklaşıma bir tepkiydi bu. Böylece Enverlerin çılgın, dengesiz, hesapsız ve saldırgan pantürkçülüğünden sonra ilk defa Türk siyasi hayatı yeniden pantürkizmle tanıştı. Dış Türkler denilen bir kavram böylece siyaset sözlüklerine girdi. Sovyetler Birliği'nin en güçlü olduğu dönemde Sovyet topraklarında yaşayan Sovyet vatandaşı Türkiye halkları gündeme getiremeyeceğinden kendisine yeni bir tepki bulması ve tabanını konsolide etmesi gerekiyordu. Öyle de yaptı. Artık MHP'nin aslanlar gibi bir anti-komünist tepkiselliği vardı. MHP anti-komünizmi pan-Türkizm'den çok daha işe yarar ve uygulanabilir buldu. 1960'larda ve 1970'lerde Türkiye'de yeşermeye başlayan Marksist-Leninist ve diğer radikal devrimci sol akımlar artık MHP'nin hedefindeydi. MHP bu sayede çok önemli bir kazanım elde etti. Devletin sağ cenahı Soğuk Savaş boyunca MHP'nin anti-komünizm reaksiyonunu veya daha doğru terim olarak alerjisini kendi çıkarları doğrultusunda kullandı. MHP böylece paramiliter bir yapı ola geldi. Bir taraftan resmi bir partiydi, diğer taraftan ülke ocakları, ülkücü camia ve özellikle de bozkurtlar gibi daha elastiki ve sahada etkin, aktif, dinamik ve şiddete meyilli bir teşkilata sahipti. Sahadaki ülkücüler devletli oldukları müddetçe devletin hareket tarafından yapılanlar karşısında başını öteki tarafa çevirdiği bir ilişki içerisinde oldular. Derin devlet böylece hiyerarşi içindeki en alt katmanı hep ülkücüler arasından seçti. Ülkücü hareket içinde sahada kariyer yapmayı seçen birçok ülkücü kontrgerilla, gladio yapılanmasında görev aldı, devletin kendi resmi kolluğu tarafından yapılamayan işlerde kullanıldı. MHP böylece kendisini tümüyle bir şeylere karşı olan bir parti olarak tanımladı. MHP'nin politik ajandasında devlet yanlısı olmak ve anti-komünist olmak arasında bir yerlerde bir rol söz konusuydu. Bu yapılanmanın kısmen daha okur-yazar kesimi Aydın Ocağı içerisinde hareketin fikri ve propaganda işlerini halletti. Taktiksel olarak Nihal Atsız ve ekibinin daha seküler ve mitsel Türkçülük anlayışından Türk-İslam sentezi ideolojisine doğru evrilmesi Aydınlar Ocağı tarafından gerçekleştirildi ve taban tarafından benimsendi. Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslüman olan bir Türkçülük ince ayarı yapıldı ve parti Türkiye kırsalına daha uygun hale getirilmiş oldu. Ülkücü hareket son Türk devleti Türkiye'yi kurtarmak misyonuna şartlandırıldı. Sokağa indiler. Bu süreci devlet sadece engellememekle kalmadı, bilakis teşvik etti. Bu süreçte binlerce siyasi şiddet olayı meydana geldi. Çoğunlukla üniversite gençliğini, kısmen de liseleri sardı. Bozkurtlar, ülkücüler salt sokak olaylarında değil, yüksek seviyede suikastler zincirinde de rol aldı. Yüzlerce solcu, Alevi, Kürt kökenli öğrenci ve vatandaş öldürüldü. MHP, üstlendiği rolü harfiyen yerine getiriyordu. Demirel, milliyetçi cephede faydasını gördüğü ortağı MHP'yi koruyor, "Bu dönemde bana sağcılar cinayet işliyor dedirtemezsiniz," diyordu. 1979'da Milliyet Gazetesi'nin sembol ismi ve Türk basın tarihinin efsane isimlerinden Abdi İpekçi, ülkücü terörist Mehmet Ali Ağca tarafından öldürüldü.
Ağca tutuklandı ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Fakat 6 ay sonra Abdullah Çatlı'nın yardımıyla şaibeli bir biçimde askeri hapishaneden kaçtı. Daha doğrusu kaçırıldı. Ağca, Çatlı ve Oral Çelik gibi diğer önemli ülkücü teröristler gayet enteresan biçimde o dönem komünist rejim olan Bulgaristan'a geçtiler. Ülkücü şiddet ve MHP'nin derin işleri 1980'lere dek devam etti. Sağ-sol kavgası her gün artık onlarca can alıyordu. Sol kesim de son derece kanlı eylemlerde bulundu. Bu durum MHP'nin devletteki rolünü adeta daha da arttırıyordu. 1980 Eylül'ü sadece mevsimsel olarak değil, MHP'nin devletteki rolüne de bir sonbahar getirdi. Şartların olgunlaşmasını bekleyen asker, şartları olgunlaştıran MHP tabanına ve ülkücü harekete tolerans gösterse de, darbeden hemen sonra başta Türkeş olmak üzere tüm MHP ileri gelenleri ve belli başlı ülkücüler tutuklandı. Türkeş ve MHP'liler bu dönemi fikirleri iktidarda, kendileri hapiste olarak niteledi. Mayıs 1981'de Ağca, Çatlı ve Çelik Papa suikastini gerçekleştirdiler. Papa 2. Jean Paul karnından ve vücudunun diğer yerlerinden 4 kurşunla vuruldu. Ekip Papa'nın Haçlıların maskeli lideri olduğunu daha Türkiye'deyken dillendiriyordu. Türk İslam sentezi ideolojisinin tabanı nasıl radikalleştirdiği, nasıl şiddete yönlendirdiği, nasıl gizli derin devlet operasyonlarında kullandığı bu terörist hücrenin eylemlerinde ortaya çıkmaktadır. Bu ve ülkücü mafyoz benzer hücreler bir dönem Türk diplomatlarına saldıran terörist Asala Ermeni örgütüne karşı da derin devlet operasyonlarında kullanıldı. 1980'lerden 1990'lara gelindiğinde dünya büyük değişimlere tanık olmaya başlamıştı. Sovyet lider Gorbaçov yaptığı reformlarla Sovyetleri değişim sürecine soktu. Sonuçta süreç başarılı olamadı ama Soğuk Savaş sona erdi ve Sovyetler çöktü. Bu durum MHP'ye yeni roller verebilirdi. İsmi siyasi yasaklar nedeniyle Milliyetçi Çalışma Partisi olan, sonradan yeniden MHP'ye dönen hareket, Türkeş'in çabalarıyla daha mülayim ve kültürel bir milliyetçiliğe geçmek istedi. Orta Asya'da ve Kafkasya'da bağımsızlığını elde eden Türkiye halklarla ilişkiler kurmaya çalışan Ankara, MHP'ye yeniden aksiyoner bir kimlik kazanma fırsatı sunmuştu. Diğer taraftan yükselen Kürtlük bilinci partinin rolünü belirleyecek bir potansiyel haline gelmişti. 1997'de başbuğ kabul edilen Türkeş öldü ve Devlet Bahçeli yerine geçti. 1990'lar Kürt siyasi hareketinin giderek artan biçimde özellikle Kürt bölgelerinde ivme kazandığı yıllardı. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyetler'de Rusya etkisinde yollarına devam edeceklerini Ankara'nın bile anlayacağı bir dille ortaya koymaktaydı. Bu ortam MHP'ye yeniden reaksiyoner bir rol haritası çizdi. Artık sol kalmamıştı ama Kürtler vardı. Böylece ülkücü hareket artık antikomünizmden boşalan yere Kürt karşıtlığını koymuş, böylece derin devleti memnun edecek yeni bir işlev edinmişti. 1990'lı yıllardan itibaren poliste ve özel harekatta ciddi bir kadrolaşma şansı yakaladılar. Dahası MHP milliyetçiliği artık devletin ana akım milliyetçi doktrini olmuştu. TSK'da da ciddi bir etkinlik elde ettiler. Adeta bu dönemde Atatürk milliyetçiliğinin MHP milliyetçiliğine dönüşümü sağlandı. Zaten aradaki farklar çok muğlaktı. MHP ve ülkücü hareket kendisini bu Kemalist nasyonalizmin doldurduğu yelkenlerle meşrulaştırdı ve daha geniş bir taban elde etti. 1990'ların paramiliter ve askeri Kürt politikaları sayesinde MHP, ülkücü hareket, bozkurtlar ve bunların ideolojik sembolleri, üç hilaller, bozkurtlar, kırsalda uluyan insan profilleri, Türk İslam sentezinin yetiştirdiği yeni nesillerce benimsendi. Artık dış Türkler bir gerçekti. Kürtlere karşı etnik, ırkçı milliyetçilik topluma ülkücü semboller üzerinden pazarlanıyordu. Radikalleşen Türkiye sağı bu ürünleri çok sevdi ve benimsedi. Asker uğurlamalarından futbol statlarına Türkiye'de kurt işaretleri, üç hilalli flamalar, uluyan kurtbaşı logoları popüler kültürün parçası haline geldi.
1990'larda meydana gelen adam kaçırma, köy boşaltma, köy yakma gibi devlet terörünü çağrıştıran uygulamalarda ülkücüler en ön sıralarda rol oynuyordu. Özel harekat ve TSK'da ülkücü kimlik giderek daha fazla tolere edilen, hatta tercih edilen personel profili oldular. Kürt siyasi hareketi etkisini arttırdıkça devletteki MHP etkisi de artıyordu. MHP, AKP iktidarının başlangıcında hem Avrupa Birliği reformlarına hem de Kürt açılımlarına karşı ciddi bir karşı tutum izledi. Bu dönemde CHP ile beraber AB şüpheciliğinde başı çekti. Avrupa Birliği sürecinin Türkiye'nin üniter yapısına zarar verdiği tezi, MHP'nin ve CHP'nin AB karşıtlığının fikirsel temelini oluşturdu. Bu tutum, derin devletin 28 Şubat sürecindeki AB karşıtlığıyla paraleldir. Bu dönemde Türk derin devleti AB yönelimine karşı net pozisyon almıştır. MHP tümüyle ve CHP içindeki ulusalcı Avrasyacı kanatlar 2002-2010 arası dönemde Kürt siyasi hareketiyle uzlaşmaya ve Türkiye'deki Kürt sorununa siyasi çözüm arayışlarına karşı çıktılar. 17 Aralık 2013 yolsuzluk skandalı patlak verdiğinde MHP lideri Bahçeli topluma söz vererek bu yolsuzlukların üzerine gitmekte kararlı olduğunu defalarca tekrarladı. Ancak şaşırtıcı bir biçimde AKP Kürtlerle çözüm sürecini sonlandırınca çark etti ve Erdoğan'la AKP'yi desteklemeye başladı. AKP bu dönemde MHP ve derin yapılarla anlaşarak Kürt sorununda Gülen cemaatine yönelik alınacak pozisyonda ve ana dış politika yöneliminde 180 derecelik farklı yönelim içerisine girdi. Bu üç meselede belki AKP'nin en istekli olarak anlaştığı konu Gülen cemaati meselesiydi. Fakat Kürt sorununa bakış ve Avrupa Birliği yönelimi gibi konuların MHP ve derin yapılarca gündeme getirildiği açıktır. Erdoğan böylece gayet sağlam bir koalisyon kurdu. MHP'nin iktidara gelmeden iktidar olması bu sayede gerçekleşti. MHP bir şeylerden yana olarak değil, bir şeylere karşı olarak politika yapar. Şu aşamada Türkiye'de çok önemli politika alanlarında istediklerini yaptırmaktadır. Kürt sorununda 1990'lara geri dönüşten 100 yıllık Batı yönelimli dış politikanın değiştirilmesine MHP çok etkili bir aktördür. Bugün polis teşkilatında, TSK'da ve istihbaratta hatırı sayılır bir MHP etkisi olduğu düşünülmektedir. MHP bugün almakta olduğu oy oranına göre gayet asimetrik büyüklükte bir güce kavuşmuştur ve Türkiye'nin ana politikaları üzerinde oy ağırlığından çok daha hacimli bir etkiye sahiptir.